Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda toplumumuzdaki korunmaya muhtaç çocukların, korunması gereken çocuklar dediğimiz ana ya da babasız, anne babadan biri bulunmayan, ebeveyn bakımından yoksun ya da anne babası yaşamda olmasına karşın, ebeveynlik görevini cezaevinde olması, akıl hastalığı ya da ekonomik problemler, ruhsal bozukluk gibi çok farklı çeşitli yelpazede problemlerden dolayı yerine getiremeyen anne babaların çocuklarının bakımına ilişkin toplumsal sorumluluk olarak toplum temelli bir bakımla bu sorunu nasıl çözebileceğimizi ortaya koymaya çalışacağız. Sosyal çalışma, sosyal hizmet, disiplin ve biliminde toplumun ortak sorumluluğunu aktive etmek ve burada tüm sosyal sorunları, bu yoksulluk, evsizlik, kadına şiddet, çocuk ihmal istismarları gibi sosyal hastalıkları toplum olarak nasıl çözebileceğimizi ortaya koymaya çalışan bir bilim dalı ve bunun çözümünün de toplumun ortak sorumluluğunu aktive ederek, hep birlikte sorumluluk alarak çözebileceğimizi bilmemiz gerekir. Bizler sorumluluk almadan, görevlerimizi yapmadan mucize çözümler bulabilmek hayatta mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda somut olarak çocukların kurum bakımında yuvalarda, yurtlarda, büyük kışla tipi yerlerde bakım altında bulunmasından ziyade daha çok aile temelli, evde aile sıcaklığı içinde çocukların bakımına odaklanacağız. Sosyal hizmet uzmanlarının önerdiği çocuk yararına en iyi bakım türü koruyucu aile bakımıdır. Buradan tüm yurttaşlarımızı evinin bir odasını açarak yuva yurtlardaki çocuklarımıza koruyucu aile olmaya çağırıyorum ve koruyucu aile olmanın ne kadar kolay olduğunu bu 15 dakikalık videoda da size aktaracağım. Bir insan sevgisi, toplumcu bir düşünce, toplumun sorunlarına dair bir düşünce ve evimizde açabileceğimiz bir küçük odamız varsa, ekonomik durumumuz da ortalama civarında geçinebilecek durumdaysak, ruhsal açıdan da problem yoksa aslında koruyucu aile olmanın %90 gerekliliklerini yerine getirmiş durumdayız. Ben bütün bunları söylerken size boş bir vaazda bulunmuyorum. 1990'lardan 2010'lara kadar 20 yıl Çocuk Esirgeme Kurumu, daha sonra da Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nda kuruluş müdürü olarak İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nda binlerce kız çocuğumuzu yetiştirmiş, bir ekiple beraber emek vermiş bir sosyal hizmet uzmanı, akademisyen olarak bütün bunları size ifade ediyorum. Koruyucu aile bakımı bizler tarafından çocuk yararına en iyi, en tercih edilen bakım türü olarak tercih ediyoruz. Aile parçalanmaların sonucunda çocuklar bir süre ailesinden ya da büyük uzun bir süre temelli ailesinden uzak kalmak durumunda olmaktadırlar. İşte bu süre içerisinde ailesinden uzak kaldığı dönemlerde buna karar verildiği durumlarda mahkeme tarafından sosyal hizmet uzmanlarının raporlarında burada kurum bakımına çocuğu almak yerine onun yararına, daha yararına olacağını düşündüğümüz koruyucu aile bakım türü böyle dünyada ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç, çocukların ailelerinden ayrı oldukları bu zorlu dönemi asgari zararla, fazla örselenmeden geçirmelerini sağlamaktır esasında. Koruyucu aileler, sosyal hizmet uzmanları tarafından ayrıntılı sosyal inceleme ve değerlendirme ile ev ziyaretleri yoluyla yapılan düzenlenen raporlarla seçilen geçici ebeveynlerdir esasında. Çocukların kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, onlara güven sağlayacak, sosyo-kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılayacak bir aileye ihtiyacı olduğu düşüncesi bu uygulamanın temelini oluşturmuştur. Ebeveyn bakımından yoksun çocukları kurum bakımına almak yerine bu süreci başka bir aile yanında geçirmeleri ve normal yaşamlarına, okullarına, gündelik yaşamlarına böyle bir aile içinde devam etmeleri çocuk yararı için en doğru, en uygun çözüm olarak bizler tarafından görülmektedir. Türkiye'de koruyucu aile bakımı 1961 yılında uygulamaya konmuştur. Günümüzde
2021'lere geldiğimizde geçtiğimiz bu 60 yılda halen 5.289 koruyucu aile yanında toplam 6.468 çocuk bulunmaktadır. Yani burada neyi anlıyoruz? Bazı aileler iki tane çocuğu, kardeş, mesela kız erkek kardeşi ya da iki kız kardeşi ya da iki erkek kardeşi yanına almış. Yani bir koruyucu aile birden fazla çocuğun koruyucu aile olduğu, ailesi olduğu durumlar söz konusu olabilmektedir. Bugüne kadar toplam 10 binden fazla çocuk koruyucu aile bakım hizmetinden yararlanmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerde korunması gereken çocuk 80-90'a yakını toplumsal sorumluluk almış, bu bakım hizmetlerine, devletin hizmetlerine katılmış aileler yanında bakılırken, Türkiye'de bu oran %2'lerde anca, belki 3'lere anca ulaşmaktadır. %80, %2. Çok büyük bir fark var arada. Dolayısıyla bu videoyu çekmemin bir nedeni de yurttaşlarımızda böyle bir sorumluluk duygusu ortaya çıkartarak koruyucu aile olmanın aslında çok kolay olduğunu, bir iki tane önemli kriteri geçtikten sonra çocuk sevgisi ve toplumsal sorumluluk alarak toplumun bakıma muhtaç çocuklarını toplumun bir ferdi olarak müracaat ederek evinde bakmaya teşvik etmek ve bunun çok da zor olmadığını vurgulamak için bunu çektim. Yönetmeliğe göre koruyucu aile işlemleri Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerince yürütülmektedir. İstanbul'da İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Cağaloğlu'nda ve zannediyorum Bahçelievler'deki il müdürlüğü ek hizmet binasında koruyucu aile birimi görev yapmaktadır. Burada bu hizmetleri yürütüyorlar. Buraya müracaat edildiğinde hemen süratle işlemler başlatılmaktadır. Koruyucu aileye yerleştirilecek çocuk hakkında yetkili görevli mahkemece verilen koruma kararı, acil koruma kararı ya da bakım tedbiri ile kurumlara alınan çocuklar hakkında mahalli mülki amir tarafından acil korumaya alınan bakım onayı verilen çocuklar, bunlardan uygun olanlar koruyucu aileye yerleştirilmektedir. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü denetiminde ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan kişiler koruyucu ailelerdir. Yalnız da koruyucu aile olabilmektedirler, kadınlar, erkekler. Karı koca olarak da koruyucu aile olabilmektedirler. Koruyucu aile belgesi, başvuranların koruyucu aile olması yönünde karar verilmesi halinde sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı ev incelemeleri ve görüşmeler sonucunda düzenlenen rapor sonucu, hizmetin devam etmesinin uygun bulunduğu her yıl için yenilenen il müdürü tarafından imzalanan belgeye koruyucu aile belgesi adı veriyoruz. İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü uzun yıllardır Arzu Hanım, deneyimli arkadaşımız Arzu Hanım yürütmektedir. Daha önce de İl Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcılığı da yapmıştır. Koruyucu ailenin tespiti ve istenen belgelere baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 1 ve burada sürekli ikamet etmek. 2. 25-65 yaş aralığında bulunması gerekiyor. 3. En az ilkokul mezunu düzeyinde bir eğitim almış olması isteniyor. 4. Düzenli bir gelire sahip olması gerekiyor. 5. Temel anne baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olması gerekiyor. Bu eğitimler Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerince dönem dönem düzenleniyor. Koruyucu aile olmak isteyen insanların bu eğitimlere katılarak ebeveyn becerileri kazanmaları, bu belgeyi aldıktan sonra profesyonel koruyucu aile olmaları bekleniyor. Koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin esasları ve işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarınca uygun görülen kişi ve eşlere ilk görüşme formu doldurularak yazılı başvuru alınmak suretiyle şu bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. 1. TC kimlik numarası beyanı ve yeni nüfus cüzdanı örneği. 1 adet vesikalık fotoğraf. 3. Öğrenim durumunu gösteren belgenin onaylı örneği. 4. İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
Daha sonra koruyucu aile olacak kişiler ve yaşadığı, birlikte yaşadığı kişilerin çocuğun yüksek yaranından hareketle kasten işlenen bir suçtan dolayı bir ya da daha fazla süreli hapis cezasına affa uğramış dahi olsa millete, devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlarla çocuklara yönelik istismar suçlarına mahkum olmadığına dair adli sicil belgesini getirmesi gerekiyor. 6. Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe temel eğitim belgesi ve bu belgelerin onaylı örneği. 7. Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler, koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin çocuğun bakımını, psikososyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığı olmadığını gösteren belge isteniyor. Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin bağımlı olup olmadığına dair ayrıntılı rapor talep edilmektedir. Araştırma ve inceleme açısından başvurusu kabul edilenler hakkında kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkileri, tek başına yaşayıp yaşamadığına, yaşantısının genel kabul görmüş toplum kural ve değerlerine uygun olup olmadığına, çocuk yetiştirme konusunda yeterliği, yaşları, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri gibi konularda iş ve ekonomik koşulları gibi çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirme hususları, evde ziyaret yapan ve ailelerle görüşme yapan sosyal hizmet uzmanlarınca düzenlenmekte ve bu bir rapor biçiminde kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde toplanan Koruyucu Aile Komisyonu, mahalli mülki amirin onayı ile illerde il müdürü veya görevlendirdiği il müdür yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise ilçe sosyal hizmetler müdürü başkanlığında bir vakadan sorumlu olmak üzere de en az 4 sosyal çalışma görevlisinden oluşan bir komisyon bütün bu süreçleri yönetip ciddi kritik kararları vermektedir. Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirerek birbirlerine alışmaları, birbirlerini tanımaları ve bir kan sıcaklığı, bir insan sıcaklığı oluşmasına uygun ortam sağlanması planlanmaktadır. Bu süreçte çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalık, iki haftalık gibi sürelerle çocuk ile koruyucu aile adayı arasında uyumuna göre toplamda 2 ayı geçmeyecek şekilde koruyucu aileye sosyal hizmet uzmanlarının yazdığı raporlarla izini verilebilmektedir. Evet, gördüğünüz gibi koruyucu aile olmak için evimizin küçük bir odasını tahsis edebileceğimiz tarzda bir insan sevgisiyle, ruhsal bozukluk yoksa ortalama hepimiz gibi çok öyle ağım şağım durumda olması gerekmiyor. Geçinebilecek durumdaysa toplumsal sorumluluk alarak her yurttaşımız koruyucu aile olabilmektedir. Eğer ekonomik durumu yetersizse buradan ücretli olarak çocuk alma talebinde bulunabilir. Bu takdirde de İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu aileye çocuk için 1000 TL civarında, tam rakam il müdürlüğüne gittiğinizde de hesaplanır. Eğitim durumuna göre de değişiyor çocuğun. Aileye yük olmayacak biçimde çocuğun masraflarına katkı için koruyucu aileye bir ödeme de yapılabilmektedir. Evet, sonuç olarak tekrar vurgulayalım ki modern gelişmiş Avrupa ülkelerinde toplumun %80 katılımıyla %80-90'lara varan korumaya muhtaç çocuklar aileler yanında bakılırken bizde halen bu oran sadece 6500 çocukla sınırlı ve toplumun katılımı az olduğu için korumaya muhtaç çocukların sadece %2'si koruyucu aile yanında bakılabilmektedir. Bundan dolayı tüm yurttaşlarımızı bir sosyal hizmet uzmanı ve akademisyen olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine koruyucu aile birimine müracaat ederek koruyucu aile olmaya buradan çağırıyorum. İstanbul'da zannediyorum Bahçeli Evler'deki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ek binasında koruyucu aile
müracaatları buraya yapılıyor. Buradaki uzmanlarla, psikologlarla, meslek elemanlarıyla görüşmek için bu kurumları, burayı ziyaret edebilirsiniz. Sorumluluk alarak tüm çocuklarımızı koruyucu aile yanında bakarak, yuva yurtlarda travmatik yaşantılarla her türlü riske açık olarak çocukların sağlık gitmesini engellemek amacıyla tüm çocuklarımızı korumak için her bir yurttaşımızı koruyucu aile olmaya ve yuva yurtlardaki tüm çocuklarımızı buradan boşaltarak ev ortamında, sıcak bir ortamda bakarak kendi çocuklarımız gibi onları aziz bilip geleceğin toplumunu daha sağlıklı hep birlikte inşa etmeye çağırıyorum. Lütfen koruyucu